durursun orada. Başkan çay bekliyor. Geliyor. Çay geliyor. Hadi. Acele. Dağılın. 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 Hadi yeter bu kadar. Dağılın. Dağılın. Hadi. İşinize. Polat Alemdar'ın gömleği bende. İşte Polat Alemdar'ın saati. Çay. Yüze vurmak yok. Yüze yok. Yeter. Götür içine. Öldürelim. Polat Alemdar'ın başını keselim, kameraya çekelim. İnternete koyalım. Hayır dedim. Neden hayır başkan? Polat Alemdar'ın öldürülmesi bize savaşı kazandıracak. Polat Alemdar'ın kafasını kesersek ikimizin de kafasıydı. Biz yapmazsak muhaberat yapacak. Bu şeref bizim olmalı. Ben onu nasıl yakaladım biliyor musun sen? Ölmeyi göze alarak üstüne gittim. Bu şerefi niye ellerimizde muhaberata verelim? Sırası mı şimdi? Başkan çay istedi dedi. Defol git dedim sana. Çıldırdın mı be adam? Çaycıdan ne istiyorsun? Bu Ucu Bey'i niye burada tutarsın seni anlamıyorum. Ayrıca çıldırdım. Polat Alemdar'ı neden öldürmüyoruz? Çünkü Polat Alemdar Beşer Esed'in hakkı. Ne isterse o yapacak. Gidip bari elini öpeyim. Polat Alemdar ne büyük adammışsın. Devlet başkanına beni Şam valisi yapması için aracı olmasın isteyeyim. Bütün gençler beyinsiz. Bu sürprizi neye borçluyum? Bundan sonra sürprizlere alış Mete'cim. Seni gözümün önünden ayırmaya hiç niyetim yok. Bana güvenmiyor musun Nesrin? Güvenmez olur muyum? Güveniyorum da. Seni rahat bırakmaz eski takıntılar. Ona güvenmiyorum. Ben bir bakayım. Aziz gene sekreterle kavga ediyor herhalde. Ben senin sekreterinin sesini tanımıyor muyum Mete? Kim var içeride? Hayatım, sandığın gibi değil. İçeri giremezsin diyorum sana. Bırak beni ya, bırak! Bırak! Bırak, anası da görsün oğlunun nasıl bir psikopat olduğunu. Canım, Pusat'la kavga etmişler. Ne kavgası be? O manyak beni ne hale getirdi, görmüyor musunuz? Bunu Pusat mı yaptı? Ben onun adına sizden özür dilerim. Onun da özür dilemesini sağlayacağım. Mete, hanımefendiyi hastaneye götürün. Ama siz karışmayın. Siz karışınca iyice delirir. Zaten beni bu hale sizin yüzünüzden getirdi. Delirttiniz Pusat'ı. Buket Hanım, gelin sizi doktora gösterin. Reis, Pusat nerede? Hadi ama. İstemiyorum. Bak hepsini ben yerim ama. Ne istiyorsan ye, beni rahat bırak. Kuzu. Dedem az kalsın ölüyordu Leyla. Hadi babamı arayın gelsin. Aradık canım, geliyor. Geliyor mu Cahit abi? Geliyor ablacığım. Oh güzel Allah'ım sana çok teşekkür ederim.
Ben bir bakayım. Hayır. Sokmuyor doktorlar. Bak ben bile buradayım. Dedeme bir şey olur dediler. Merak etme kuzum. Hemen geleceğim. Nasıl oldun bey? Sırtım ağrıyor. Nasıl ağrımasın? Kurban olduğum Rabbim, bu ne çiledir bize verdiğin? Hanım, ölmedim diye mi bu kadar üzüldün? Aşk olsun bey. Bilmiyor muyum zannediyorsun? Senin kalbin üzülmesen, yorulmasan, sıkılmasan hiç tekler mi? Yaşlandık hanım. Hayır. Oğlumun başında yine bir şey var belli. Babacığım. Sen söyle bari kızım. Dede torun benden saklıyorlar. Oğlum nerede? Göreve gitti anneciğim. Babası bu halde olacak da Polat gelmeyecek öyle mi? Suriye'ye yollamışlar oğlumuzu hanım. Niçin? Anne, Ömer baba yorulmasın. Gel ben sana anlatayım. Gel. Hadi. Madem babam geliyor, niye bu kadar üzgünsünüz? Dedene üzüldük ablacığım. Ben de çok üzüldüm. Babam gelince diyeceğim ki, alsın bizi götürsün Amerika'ya. Orada hiç kimse tanımaz bizi. Dedemle, ninemle hep birlikte yaşarız. Leyla da gelir. Biz? Siz gelmeyin. Niye? Siz gelirseniz babam sizinle işe gider. Ben yine göremem onu. Dedem üzülür, yine kalbi ağrır. Dur anne yapma. Yazıklar olsun size. Madem oğlum yok, siz niye buradasınız? Siz niye onunla gitmediniz? Onlar istemedi anne. Oğlum istemedi madem, ben hiç istemiyorum. Defolun gidin. Polat'a bir şey olsa bir de utanmadan yüzüme mi bakacaksınız? Anneciğim. Sana da yazıklar olsun. Cahit abi, Abdüley abi. Madem biliyordun, niye bize söylemedin? Cahit abi. Ninem çok üzgün. O yüzden size kızdı. Babam gelince geçer kızgınlığı. Hadi üzülmeyin ama. Canım. Gelecek değil mi Cahit abi? Gelecek mi sen söyle. Sen de lider tipi yok. Sen git liderin gelsin. Türkiye'nin en büyük ajanına bak. Nasıl da cahil. Nasıl da Suriye'yi bilmiyor. Bizim hepimizin ayrı ayrı lider olduğumuzu bilmiyor. Sen Türkiye'de mafyayı çökerttiğinde kaç yaşındaydın? Benden küçüktün. Lider olamaz doğulur. Annen seni bir zavallı olarak doğurmuş. Senin bir suçun. Ooo. Seni yakalayınca annemi aradım. Ne yapmamı istersin Suriyelilerin düşmanına diye sordum. Dedi ki, Suriye'nin düşmanlarında yürek yoktur. Ne vardır dedim. Taş vardır dedi. Anneme haklı çıkar. Bakalım bu sefer de haklı çıkacak mı? Annene yalan söylemişsin. Sen beni yakalamadın.
Ben teslim oldum. Polat Alemdar, sen yaşlandın. Ya da bunadın. Hafızanı kaybettin. Neler olduğunu hatırlamıyorsun. Hasbinallahi ve nimel vekil. Ve nimel mevla. Ve nimel nasir. Allah sana yeter öyle mi? Daha bana dokunanın böyle elini kıracağım. Savcı hanım. Size o şerefsiz Mete ihtiyarları söyledi değil mi? Sana ne? Kim söylediyse söyledi. Şimdi mesele şu. Polat'ı o cehennemden nasıl kurtaracağız? Siz zannediyorsunuz ki ihtiyarların karşısına çıksanız çıkamazsınız da. Hadi diyelim ki çıktınız. Abiyi görevden geri mi çağıracaklar? Abi burada ya da değil. Onun düşmanıyla görüşmeniz ayıp bir şey. Hem de evinden çıkıyorsunuz. Şimdi bana ihtiyarlardaki kontak numarasını veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Al numarayı savcıyım. Ulaşabileceğini mi sanıyorsun? İsmi ne? Eşref. Ben Polat'ı bir saniye görmek için Mete'nin evine de giderim. Şeytanla pazarlık da yaparım. Kendimi de feda ederim. Mete'yi de bir daha öldürmeye kalkmayın. Madem abinizin her sözü emir sizin için, ne emrettiyse onu yapın. Rusya patriotlardan rahatsız. Suriye meselesinden dolayı Rusya'yı fazla küstürmemek lazım. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Rusya'nın İran'la birlikte hareket etmesi bizi her zaman sıkıntıya sokar. Enerji meselesi de önemli. Rusya enerji işinde isterse bizi sıkıntıya sokabilir. Ancak Rusya'nın Suriye'de çıkarları varsa bizim de milli güvenlik sorunumuz var. Bir şekilde uzlaşma olmazsa önceliği güvenliğimize vermek durumundayız. Enerji bağımlılığını ortadan kaldırıp enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmediğimiz müddetçe hedeflediğimiz stratejileri hayata geçirme şansımız hiç yok. Söylediklerinize katılıyorum. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Güvenlikle ilgili bir başka konu da heyet üyelerinin güvenliği. Son zamanlarda yaşadığımız olaylar bize daha fazla tedbir almamız gerektiğini gösterdi. Heyete ilişkin yeni bir tehdit değerlendirmeniz mi var? Evet. Bunun için ekstra tedbirler almaya karar verdim. Heyetimizin her bir üyesi artık özel yetiştirilmiş bir ekibin mensuplarınca 24 saat korunacak. Bu gizliliğimizi daha çok riske atmıyor mu? Bu konuda endişeniz olmasın. Sizleri koruyacak arkadaşlar işlerinin en iyisi. Efendim, bizi zaten koruyan ekiplerimiz var. Başkan olarak sizin bize yakın koruma atamanız bizim özelliğimize gölge düşürür. Bu bize güvenmediğiniz, denetlemek istediğiniz anlamına gelir. Böyle bir güven sorunu varsa ben şahsen görevden çekilmeye hazırım. Arkadaşlar, unutmayalım ki bir ak saçlı suikaste uğradı. Ve faillerini hala bulamadık.
Halefi'nin hayatına, özgürlüğüne kastedildi. Olağanüstü dönemler, olağanüstü tedbirler gerektirebilir. Hepimiz Aksaçlı'nın işini kolaylaştırmalıyız. Burada görür görmez leşimize tükürecek. Sakın Rus'a saldırdığını söyleme. Zaten utancımdan ediyorum. Geber. Bu an inşallah Polat abi değildir. Bugün benim hem mutlu hem de çok şanslı günüm. Polat Alemdar'ı yakalamam şerefine hepinizi affettim. Atın bunları dışarı. Her şeyi dışarıda anlat. Anlat ki bize ihanet edenlere ne olduğunu herkes bilsin. Üzülme. Ben de Suriye gibi esirim. Belki ben kurtulamayacağım. Ama Suriye özgürlüğüne kavuşacak. Başkan emretti. Polat Alemdar içecek bunu. Ne var bunda? Çay var. Hırsız herif. Nasıl bir şeytan varsa içinde köpek bile korkur. Yapma. Acıyor. Vurma. Bundan mı korkuyorsun? Uy zit. İç. İç. Çay güzel. İstemez bir adam git. Polat Alemdar, ben seni seviyorum. Çok büyük hayran. Sen çok büyük kahraman. Duyarlar Polat büyük adam, dayak var. Ben istemem dayak. Ama seviyor seni. Türkiye'yi seviyor. İstanbul güzel. Çok güzel. Ah İstanbul. Sen nereden biliyorsun İstanbul'u? Televizyon. Çok güzel. İstanbul gösteriyor. Çay güzel. Sıcak. Seni iyi yapar. Yaklaş. Yaklaş. Senin yanık iyi olacak bununla.
Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tek... Aramış olduğunuz numara sisteme kayıtlı değildir. Buyurun savcı hanım. Telefonumda son aradığım numara Eşref diye birine aitmiş. Kimdir, kimin nesidir, nerededir öğrenin. Yarın sabah adliyede karşımda olacak. Abi ne yapacağız? Konuşup başınızı derde sokmayın. Burada derde gireceğinizi ölün daha iyi. Başları sakal... Kes sesini! Sana ne arkadaş? Sana kes sesini dediysem keseceksin. Lan bir git! Sen de mi içtin? İçmedim. Ulan biz göreve gidiyoruz diye içiyoruz. Senin görevin bunları gözetlemek. Bu kafayla babanı görsen tanımazsın sen. Bak, kavga çıktı. Gidin ayırın. Gebersinler birbirlerini. Bunun ölmemesi lazım. Rus general gelip alacak. Ölmedi işte. Ölmüş mü? Ulan şansa bak be. İşimize tek yarayan adam da öldü. Çıkarın bunu dışarı. Bunlardan bizde çok var nasıl olsa. Aç, aç. Kamur koş, boğulacak. Koş. Hapları içince aslan kesiliyormuşuz biz. Öyle diyorsunuz internette. Hap içiyorlar, ondan cesurlar. Bakalım sen de bizim gibi cesur olabilecek misin?
Haydi. Polat geldi mi? Gelmedim. Hey Allah, sanki dünyanın en zor sorusunu soruyorum. Ne bakıyorsunuz oğlum yüzüme? Geldi mi? Gelmedi mi? Gelse geldi derdik kara. Tamam, onu anladık zaten. Niye gelmedi? Bu silah teslim etme dediğiniz bir gecelik iş. Kara, gelmedi işte. Gelince kendisine sorarsın. Oğlum siz benden mi saklıyorsunuz? Tamam anladık, gizli iş. Canım Esad'ı öldürmeye gitmiş bile olsa biz de mutlu oluruz. Sırrını ortaya dökmeyiz ya. Abi gelme üstümüze. Anla ki bir şey var işte. Bak Nafiz. Gördün mü devlet terbiyesi nasıl olur? Hayırlı olsuna gelmiş kara arkadaşımız. Hayırdır? Nişanlandınız herhalde Mete Bey. Bir nişan taktılar ki... bakalım sonumuz Polat gibi mi olacak? Ne haber aslanlar? Var mı bir vukuat? Kara... gel de bir iki laflayalım. Ne diyor şimdi bu? Abinin yerine geldi işte. Ha. Bir gidelim bakalım neymiş. Allah aşkına ortalardan kaybolma. Çocuklar zaten bunalımda Polat'tan ötürü. Bir güveneceğim sen varsın. Polat'a ne olmuş ki? Abi sen gerçekten torun mu bakıyorsun? Hiçbir şeyden haberin yok mu? Polat'ın kalemini kırdı ihtiyarlar. O kadar yalvardım yapmayın diye. Bari kızağa çekin dedim ama dinlemediler. Bizimkisi de teşne canım. Suriye'ye gitti. Suriye. Artık Esad'ı mı öldürecek kendi kafasınca? Ne yapacaksa? Olacak iş var, olmayacak iş var. Bu Polat da kendini ne zannediyormuş canım? Anlamıyor musun? Mecbur bıraktılar. Bana gelseydi. Dağa çıkardık. Koyun giderdik. Temiz hava, oksijen. Çok rahat. Sen ne yapıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi ben çoktan emekliyim Mete Bey. Polat benim dilekçeyi kabul etmiyordu. Madem kendisi yok, sana verdim say. Dilekçemi bir işleme sok sen benim. Saçmalama. Şu an seni hayatta rahat ettirme. Hele bir dur bir. Bizim toruna mama yetiştireceğim. Hadi yetiştir.
yaklaşın, bir yaklaşın. Lan siz kafayı mı yediniz? Burada saksı gibi duracak mısınız böyle? Kalkın yürüyün, peşinden gidin. Ölecekseniz de orada ölün. Kara, birlikte gidelim. Hele siz bir gidin, beni oradan arayın. Şimdi keklik gibi aynı dala dizilmeyelim. Efendim, beklediğimiz misafir geldi. Bizi yalnız bırak. Emredersiniz. Kaç yaşındasın sen? Efendim, işimi en iyi şekilde yapacak kadar tecrübeliyim. Endişeniz olmasın. Sana ne soruyorsam onun cevabını istedim. 27 yaşındayım efendim. Kaç yıldır bizim evimizdesin? 22 yıl efendim. Evlat, senin işini yaptığının, emirleri uyguladığının farkındayım. Elbette işini yapacaksın. Ama ayağıma dolanma. Benim işim sizin güvende olduğunuzdan emin olmak. Bu yüzden zaman zaman size rahatsızlık verebilirim. Veremezsin. Verirsen haddini bildiririm. İşini yapmak istiyorsan bana rahatsızlık vermeden yapmanın bir yolunu bulacaksın. Gel delikanlı. Şöyle otur. Böyle iyi efendim. Otur dedim. Adın ne? Mirsat efendim. Rumeli misin? Boşnağım efendim. Sen de benim gibi sonradan ana vatana gelmişsin. Siz de mi boşnaksınız efendim? Biz Rus istilasında Kazan'dan göçtük. Onun için ana vatanın kıymetini iyi biliriz. Sizi çok iyi anlıyorum efendim. Ben de Balkan faciasını dinleyerek, acılarını duyarak büyüdüm. O yüzden vatan kıymetini iyi bilirim. Seninle iyi anlaşacağız delikanlı. Arkadaşlar sana etrafı gösterdiler mi? Bir ihtiyacın varsa çekinme. Gerekli her şeyi yaptılar efendim. Alakanıza teşekkür ederim. Bu ne Vahap? Telefon bu amcanın üstüne kayıtlı görünüyor savcanım. Amca, senin telefonun var mı? Ev telefonum var savcanım. Tamam amca. Sağ ol. Buyurun. Dalga geçiyorlar benimle. İhtiyar dedim ya. Gösteririm ben size. Bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım. Ne anlamaz adamsın. Lider benim. Sen de büyüyünce belki lider olursun. Ama şimdi değil. Devlet başkanımızı nasıl öldürecektin? Planın neydi? Anneciğim bana yardımcı olacaktı. Sonra sen geldin. Eğer bir daha haddini aşarsan emir memir dinlemem, seni öldürürüm.
Ne yaptın canım? Görüştün mü Pusat'la? Hayır, bulamıyorum. Reis de bilmiyor nerede olduğunu. Canım sen evine git. Benim biraz işim var. Bitirince ben bulurum Pusat'ı. Mete Bey, herkes bu işten kaçtı ama siz kaçacak bir yer bulamadınız. Benim kaçma gibi bir huyum olmadığını bildikleri için ihaleyi üstüme bıraktılar. Yani TC diyor ki biz bu konuda çok ciddiyiz. Bak zamanında size en amansız olan, adeta bir katil gibi üstünüze gelen bir şahini güvercin olarak masaya koyuyoruz. Geçmiş geçmişte kaldı Lala. Geçmişte ben sizin kadar, siz de benim kadar tecrübeli olsaydınız sorun bu seviyeye gelmezdi. TC'nin aklı çalışmaya başladı. Önderliğin TC'ye bir hediyesi de bu. Buyurun sizi dinliyorum. Suriye meselesi malum. Hem Suriye hem İran sizin şiddet dozunuzu artırmanızı istiyor. Bu hem bizim hem sizin barış çabalarınıza zarar veriyor. Kışın gelmesi iyi oldu. Bu sorun daha çok ilkbaharın sorunu. Örgüt içinde daha aktif pozisyon almanızı istiyoruz. Yani TC beni öldürtmek istiyor. Aksine, barışa katkıda bulunmanız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Olumlu birkaç adım atmanız lazım. Mesela? Geçmişinizle yüzleşin. Kara gibi faili meçhullerle sembolleşmiş birkaç kişiyi halkımıza karşı işledikleri suçlardan ötürü yargılayın. Dolaşmaya kaldım. Seni dinliyorum. Senin lider olduğunu nereden bileceğim? Ne fark eder? Eğer lider burada yoksa bile senin anlattıklarını lidere söyleyecek. Ben bir sır vereceğim. Bunun lider değil, aracısı duyarsa Mısır aracısı kullanır. Esad'ın gözüne o girer. Bunun bir şey bildiği yok. Belli ki Türk devleti bunu kandırmış, bize yollamış. Başkanım, sizi meşgul etmeyelim. Öldürelim gitsin. Çoktan yapardınız. Ben bir mesaj getirdim. Bu mesajı önce liderinize,
Sonra da Beşar Esad'ı ileteceğim. Başka kimseyle konuşmayacağım. Konuş işte. Dinliyorum seni. Beni lider olduğuna inandırman lazım. Ne bekliyorsun? Kur'an'a mı el basayım? Eğer diyecek bir şey yoksa Esad'a götür beni. Aksi halde konuşmayacağım. Savcı Hanım, talimat verdiniz, Eşref Bey diye karşınıza geleni gördünüz. Biz de tahkikat yapsak aynı neticeyi alırız. Bu ihtiyarlar denilen oluşumu biliyor musunuz? Böyle bir şey konuşuluyor ama ben ne gördüm ne bilirim. Kim bilir, bana onu söyleyin. Savcı Hanım, siz saygıdeğer bir insansınız. Siz kendi görev alanınızla uğraşsanız çok daha büyük hizmetlerde bulunursunuz. Doğru söylüyorsunuz. Buyurun savcı hanım. Aşağı basın odasına inin. Muhabir arkadaşlara yarın saat 11'de basın toplantısı yapacağımı söyleyin. Devlet içinde gizli bir oluşumu açıklayacağım. O bilmediğiniz, görmediğiniz ihtiyarlara söyleyin. Yarın sabah 11'e kadar vakitleri var. Benimle biri temasa geçmezse ülkeyi birbirine katarım. Her zaman hayatta aklını kullanacaksın. Aklını. Sana 1000 kere söyledim. Oğlum bak. Allah. Ne yapıyorsun lan sen orada? Sana ne? Sen Parklar Bahçeler Müdürlüğü'nden mi giriyorsun? İşine bak. Sen dur dur. Bırak bırak. Gelsin gelsin de vereyim ağzının payını. Lan oğlum öldüreceksin kendini. Bela mısınız kardeşim siz? Belayız. Ha? Belalı çevrecileriz. Görüyorsun değil mi? Oğlum sen neden kazıyorsun o ağacı? Abi param yok. Ne? Birazdan kız arkadaşım gelecek de onun için yapıyorum. Lan oğlum artistik yapacağına şunu başından söylesene. Biz halden anlayan adamız oğlum. Baki, şu delikanlıya bir 50'lik tosla bakayım. Bu parayla git kız arkadaşına şuradan çiçek falan al. Tamam. Sonra da güzel bir muhallebiciye götür. Abi 50 lira önce çiçeğe yeter. Yürü git, bas, git. Al şu çakıyı Baki. Çoluğun çocuğun eline geçecek. Aha. Bak adam ağaca ne yapmış. Bak. Ne o kara? Yine çiçeğin böceğin peşine mi düştün? Ne yapalım Semih? İnsandan bir fayda görmedik. Ağaçtan, çiçekten fayda gördük. Bak ciğerlerim düzeldi. İyi. Sen bize sağlam lazımsın. Hayda. Gene başladık. Bugün kimi görsen bana lazımsın diyor. İngiliz anahtarı mıyım lan ben? Bir nevi öyle, açamayacağın somun yok. Siz kimsiniz Semih? Senle bu arkandaki tıfıllar değil herhalde. Abi benim açıklama yetkim yok. Memleket için çok kritik bir operasyon yapılacak. Seni yapmanı istiyorlar. 30 senedir aynı cümlelerle geliyorlar karşıma. Söyle onlara yeni bir şey bulsunlar. Abi... Operasyonu duyunca hak vereceksin. E anlat o zaman. Abi sen %100 evet demeden hiçbir şey anlatamam. Bu yaşlıların işi mi? Abi ben öyle bir şey söylemedim. Ama tevellütleri biraz eski diyelim, ortada uzlaşalım. Bu görev kimden çıktıysa beni onunla görüştüreceksin. Abi mümkün değil. O zaman ben yokum. Söyle onlara, beni istiyorlarsa görüşecekler. Gençler, abinize bir anıt mezar yaptıralım diyorum. En çok
Hangi rengi sever? Siyah. Var mı siyah granitten yeterince? Var efendim. Tamam. Siyah olacak. Babasının da durumu iyi değil. Muhterem adam oğlundan ayrılamaz. Stok tutun elinizde Nafiz. İki iş olmasın. Tamam efendim. Gençler, nereye defnedeceğiz? Özel bir vasiyeti var mı? Mete Bey, cenazesini Türkiye'ye nasıl getireceğiz? Sembolik olur hiç değilse. Sevenleri bir Fatiha okur. Ben diyorum ki Memati abinin yanına defnedelim. Hay aklınla bin yaşa. Nerede Memati'nin kabri? Mekan uygun mu? Uygunsa orayı şehitlik bile yaparız. Gidip bakalım mı? Var mı işiniz? Hadi gidip bakalım. İş dediğin bekler. Hı? Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ben Polat Alemdar'ın adamıyım. Önemli bir şey olması halinde buraya gelmemi söylemişti. Manyak mısınız kardeşim? Aç kapıyı. Gir içeri. Evet savcı hanım, acilen bu gece ameliyat alınmasını söylüyor doktorlar. Babacığım. Ameliyat olacağım. Çok şükür. Lüzumsuz inat ediyordun. Oğlun da böyle olmasını ister ya. Bence de öyle Ömer baba. Ameliyat olacağım. Ama oğlum gelince olacağım. Dede, babam gelecek dediniz ya. Ne güzel, sen ameliyattan çıktığında babam senin yerini görür. Artık bugün mü gelir, sabah mı gelir, bir haftaya mı gelir, bir yıla mı gelir, ne zaman geliyorsa. Benim kalbimin damarları tıkanmışsa, evladımın burada olmamasından, evladım burada yokken, bütün damarlarım açık olsa ne olur, olmasa ne olur? Çakır, baksaydın. Başına bir iş mi geldi acaba? Daha ne iş gelecek başına? Kocalığını arasın başına bir iş gelmişse. Niye telefonuna bakmıyorsun? Telefonda anne yazıyor. Benim annem yok ki. Yanlış numara diye bakmıyorum. Reis, çık dışarı. Kal reis. Doğru ya. Utanman yoktu senin. Utanması olan bir kadına tecavüz eder mi? Ne saçmalıyorsun sen? Buket bize geldi. Her şeyi anlattı. Helal olsun be. Nasıl da kumasına sahip çıkıyor görüyor musun reis? Ben kadın el kaldırmamayı babamdan öğrendim. Şş,
Şimdi diyorum ki keşke sana ayak kaldırsaymış. Belki böyle olmazdın. Ama babam da benim gibiymiş belli ki. Tiksinse de hiçbir kadına istemediği bir şeyi yapmaz. Bu arkamda duran reis bana Çakır derken bilir de... Eskiden Çakır olan sen bilmez misin? Yürü lan. Ama burası çok uzak. İstanbul'da uzak mı var Mete Bey? Bugün uzak, yarın yakın. Pahalı bir yer Abdüleyciğim. Devlet vermez bize burayı. O artık size kalmış. Geliyorum. Yahu telefonu niye elinde gezersin? Bildiğin şu an. Kanser, kanser. Allah'ım ya Rabbim. Yani bunu da mı ben söyleyeyim? Nafiz, yürü. Siz Cahit'le telefonu arayın. Ulan telefonu bir tarafımızda silahla mı arayalım? Allah Allah. Çekil. Rahmetli Memati burada mı? Evet. İnsan bir taş koyar canım sembolik olarak. E koyacağız ya işte. Telefonu buldum. Buyur Zülfikar ağa. Cahitcan. Abdülhey'i aradım. Bakmadı telefonuna. Yanında mı? Ben söylerim. İşi bitince arar. Aramayın. Yanıma gelin. Ne işiniz varsa bırakın gelin. Hayırdır Zülfikar ağa? Suriye'ye gidiyoruz. Can Polat'tan haber var. Dur ben seni arayacağım. Biz bu ağaçları keselim. Amerikan mezarlığı gibi yapalım. Düz. Çimen. Hadi Cahit. Hadi Cahit. Hadi Cahit. Hadi Cahit. Mete Bey. Mete Bey, bizim acil gitmemiz lazım. Yahu işimiz var. Ömer Baba'ya kan vereceğiz. Sadece ikimizin kanı tutuyor. Siz nasılsa yeri öğrendiniz. Hadi Abdülhey. Sen git, ben sonra gelirim. Yahu yürü. Ben de verirdim ama esaralık geçirdim, veremiyorum. Nafiz, sen ver. Nafiz sizinle kalsın. Bir şey olursa biz ararız. Hadi Abdülhey. Yürü.
bana makul bir cevap vermezsen önce senin kafana sıkacağım, sonra Mete Yiğit'inin, sonra kendimin. Suriye'ye gidiyoruz. Abi çağırmış. Ben diyorum ki Zülfikar Ağa Karabeni oyalıyor. Örgütçüleri bana öldürteceği yok. Gözüm, şimdi işimiz var, sonra. Aynısını o da diyor. Dayım öldü, ben yetim kaldım, öyle mi? Lan, Can Polat ölürse hepimiz yetim kalacağız. Hele bir çekilsen. Polat abinin yanına gidiyoruz imdat. İlle söyleteceksin. Ben de gidiyorum. En azından Polat abi beni oyalamaz. Polat abin düşmüş Yezid'in eline. Herkesin derdi ayrı bir dert ya Rabbim. Bu nasıl devran? Gel şunları kapat hadi. Düş peşime. Efendim, Abdüley ve Cahit'in yetisizi öldürmek. Ormanda dolaşıyorsan kafanı aslanın ağzına sokmaktan korkmayacaksın Nafiz. Efendim, bu aslanlar terbiye olacak türden hayvanlar değil. Kafamı aslana kaptırırsam o da senin eşekliğinden Nafiz. Abilerinin ölümünü kabullenmeleri zaman alacak. Benim liderliğimi kabul etmeseler de cesaretimden ötürü bana saygı duyacaklardır. Polat Alemdar dayı. Bir şey olmaz. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen başkan konuştun. Konuşmadım. Ne bileyim o başkan? O başkan. Konuş. Bunlar kötü. Sana da yak. Lan seni bana sayıyla mı verdiler? Niye her yerde sen karşıma çıkıyorsun? Abi seni görmek de güzel. Ama bu defa kendim gelmedim. Sen bize müracaat etmişsin. Baki. Bu çocuk sonunda benim elimde kalacak. Haberin olsun. Estağfurullah abi. Biz kimiz ki? Nereye gideceksek gidelim hadi. Sen şimdi onu bana takacaksın öyle mi? Takmak mı? Bağlayacağım abi. Oğlum, ben bu yaştan sonra kimseye gözümü bağlatmam. Tamam abi. O zaman biz gidelim. Gelmiyor diye. Lan! Sen bir kere benim ağzımdan çıkanı doğru anla. Ne dedim şimdi ben? Ha? Bir düşün. Dedim ki, ben kendim bağlarım. Sana bağlatmam. Değil mi? Ver hadi ver. Bak.
ki geri dönmezsem bu herifi bul, kafasına sık. Tamam abi. Artis. Abi, sert bağlamışsın sanki ya. Ben biraz gevşeteyim mi onu? Sakın dokunma, senin elini kırarım. Hadi yürü. Abi basamak, dikkat et. Tamam, anladık, anladık. İki saat sonra yine buraya bırakacağız. Tamam, ben buradayım. Oturabilirsin abi. Koçum, açmayacağız mı bu bağı artık? Abi kusura bakma. Açılırsa kafanı kurşun yersin. Bu neyin gizliliği? Anlamıyorum ki. Bu 2000 yıldır bu milleti ayakta tutmaya yarayan bir gizlilik. Buna saygı göstereceğine eminim. Madem yüzünüzü göstermeyecektiniz, benle görüşmeyi neden kabul ettiniz? Çünkü sana vereceğimiz görev belki de milletin kaderini belirleyecek. Şimdi ben bu kadar büyük bir sorumluluğun altına giremem. Bir kişinin sorumluluğu bile artık bana fazla geliyor. Torunun çok mu yoruyor seni? Bu işi başarıyla yaparsan torununun geleceği bizim güvenliğimiz altında olacak. Aman sağ ol, sağ ol. Ben torunumun benim gibi olmasını istemiyorum. Memlekete hizmet edecekse de başka türlü etsin. Sen nasıl istersen öyle olacak. Torununu her alanda en iyi şekilde eğitip ileride ülkeyi yönetecek kadronun içinde olmasını sağlayabiliriz. Şimdi bana reddedemeyeceğim bir teklifte bulundunuz. Ama bir isteğim daha var. Seni dinliyorum. Polat Alemdar. Bir kalemde silinecek adam değil. Bugüne kadar hepimizden fazla hizmeti oldu. Ben bunca yıllık hayatımda her türlü devlet hizmetlisi gördüm. Ama onun kadar temiz kalabilenini görmedim. O mevzuda benim bile yapabileceğim bir şey yok. O zaman benim de sizin için yapabileceğim bir şey yok. Sen Polat Alemdar için bir şey yapamazsın. Ama torunun ve devletin için çok şey yaparsın. Peki, benden ne yapmamı istiyorsunuz? Türkiye'nin büyük devlet olması için enerji bağımlılığını ortadan kaldırmak gerek. Bunun için nükleer enerji işine girmemiz lazım. Enerji bağımlılığı milli gelirimize büyük bir yük getiriyor. Hem de stratejik kararlar alırken elimizi kolumuzu bağlıyor. Buna engel olanlara karşı operasyon yapmamı istiyorsunuz? Hayır. O lobiyle biz uğraşıyoruz. Senden istediğimiz şey, bizim için çok önemli olan bazı nükleer materyaller var. Onları alıp Türkiye'ye getirmen. Nükleer santralin kaçak malzemeyle kurulduğu nerede görülmüş? Sizin asıl niyetiniz nedir? Asıl niyetimiz düşündüğün şey. Bölgesel güç olabilmemiz için sahip olmamız şart olan şey. Anladım. Eyvallah. Operasyonun detaylarını Semih sana anlatacak. Efendim, istediğiniz gibi KGT elemanlarını heyet üyelerinin yanlarına yerleştirdik. Güzel. Her gün rapor istiyorum Rauf. Emredersiniz efendim. Eşref Bey geldi.
Al içeri. Savcı meselesi ne oldu Eşref? Efendim, savcı hanım bizim yargı bürokrasisi için düşündüğümüz, takip ettiğimiz isimlerden. Fakat bu son gelişmeler onu bir hayli dengesizleştirmiş. Basın toplantısı yaparak bizi ifşa edeceğini söylüyor. Polat nasıl olur da savcı hanıma bizden bahseder? Aklım almıyor Eşref. Efendim, ben de çok şaşırdım. Ama ortada büyük bir sorun var çözmemiz gereken. Eşref, savcı meselesi küçümsenecek bir mesele değil. Savcı bir daha sorun çıkarmayacak. Gereğini yap. Baba! 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 Savcı hanım, niye burada yatıyorsunuz? Karışma Hüsnü. Ömer babaya bir şey olsa, bir de evden buraya gelene kadar aklımı mı yitireyim? Siz de haklısınız efendim. Elif Nazife annenin yanında değil mi? Evet efendim. Bir şey olursa onları uyandırma, beni uyandır. Allah rahatlık versin. Thank you.
Yer. Ne istiyorsun? Bu biraz sizi rahatlatır. Görevinle ilgili şeylerle uğraş. Benim görevlerimden biri de sizin sağlığınızı korumak efendim. Uzaktan bir görüşte teşhis koydun, tedavi mi edeceksin? Hastalığınızın tedavisi olduğunu sanmıyorum. Bu sadece sizi rahat ettirecek bir ilaç. Tadı ve kokusu fenadır. Ama tahammül edip bitirirseniz bu gece rahat uyuyacağınızı garanti ederim. Güzel bebeği alacağım. Hadi kızlar bahçeye. Hadi. Hadi hadi. Geç bakayım. Geç sen de. Hemşire hanım, beni buraya kim getirdi? Ben Cumhuriyet savcısıyım. Ben de başbakanım. Doktor yok mu? Doktoru görmek istiyorum. Viziteler öğleden sonra. Bekleyeceksin. Dur, nereye gidiyorsun? Sana diyorum, hey! Geçmiş olsun savcı hanım. Siz kimsiniz? Benim savcı olduğumu biliyorsunuz, çıkarın beni buradan. Ne yazık ki bu haldeyken buradan çıkmanız mümkün değil. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Bunun hesabını soracağım sizden. Savcı hanım, bizimle görüşmek istiyordun. İsteğini kabul ettik. Buyur, dinliyorum. Beni böyle susturabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Savcı hanım, isteseydik çoktan sustururduk sizi. Ama Polat Alemdar'ın hatrı var. Size aklınızı başınıza toplamanız için bir şans veriyoruz. Polat'ın hatrı çok büyüktü de ondan mı ölüme gönderdiniz? Bu sizi ilgilendiren bir mesele değil. Bundan sonra sizin her şeyiniz beni ilgilendiriyor. Hepiniz yasalar karşısında hesap verene kadar durmayacağım. Savcı hanım, bu hastanede size kimse inanmaz. Elbet buradan çıkacağım. Buradan iyileşip çıkmanızı ben de isterim. Ama böyle inat etmeye devam ederseniz biraz vakit alacak gibi gözüküyor. Ben durumunuzu doktorunuza anlattım. Savcı hanım paranoyaya yakalanmış, bir takım gizli örgütlenmelere dair halüsinasyonlar görüyor dedi. Yakında ilaca başlayacaklar. Beni akıl hastanesine de koysanız, cezaevine de koysanız, yerin 7 kat dibine de koysanız peşinizi bırakmayacağım. Savcı hanım, sizi iyileşmeye nasıl ikna edebilirim? Polat'ı sağ salim geri getirin, o zaman ikna olurum. Bunu ben de sizin kadar isterdim ama mümkün değil. Maalesef siz burada biraz kalacaksınız gibi gözüküyor. Allah'ım, bu duruma da mı düşecektim?
adamlardan biri içeride. Buyurun. Kim? Abi, tam zamanında yetiştiniz. Bir an önce gitmemiz lazım. Nereye? Dur bir anlat. Ne oldu? Abi, duracak zaman değil. Polat abinin tutulduğu yeri biliyorum. Oraya öyle elini kolunu sallayarak giremezsin. O bölge tamamen onların kontrolü altında. Ben birazdan kontrolümü kaybedeceğim. O yüzden biz gidiyoruz. Bir sakin olun. Oturun şöyle bir. Canları bir dinleyelim. Ondan sonra elbet gideceğiz. Aa, sen bize olmazı boş ver. Olurunu söyle. Nasıl edelim? Bu sefer kendi rızanla içecek misin, yoksa yine ağzına mı tıkalım? Dilini kaldır. Alıştı. Aç şunu. Sırrını söylemeye karar verdin mi? Evet. Seni dinliyorum. Sadece sana söylerim. Bırak adamı. Adamın halini görmüyor musun? Ne yapacak ki? Adamlar geldi. Muhaberen. Sıkma. Çekil.
Lan geri zekalı, sen bizi öldürtecek misin? Alba geldi adamı almaya. Polat Alemdar'ın cesedini mi göndereceğiz? Adam sağlam mı? Hı hı. Ellerini arkadan kelepçeli. Arabaya alın, gidiyoruz. Gel albayım. General, sizi hastaneye götüreceğiz. Bana saldıran o Çeçeni, onu ben istiyorum. Merak etmeyin, adamı aldık. Siz hastaneden çıkana kadar konuşturacağız. Albay, öldürmek yok. O Çeçen benim. Konvoy geliyor. Polat abi yeşil minibüste. Anlaşıldı. Dikkatli olun. Polat abi yeşil minibüste. Senin için başkanı öldürecek diyorlar. Ben öldürmem gerekeni öldürdüm. Buradan sağ çıkamayacağını biliyordun değil mi? Seni anlamıyorum. Bir örgütün liderini öldürmek için kendini feda ediyorsun. Sen beni anlasan, ülkende süren zulme isyan ederdin. Cahit, hazır mısınız? Hazırız amca. Hazır mısınız? Evet. Cahit, şimdi. Size buraya gelmeyeceksiniz demedim mi? Ha? Sizi
Sen bana sormadan bu haberi nasıl basıyorsun Deniz? Mete Bey, örgütün temsilcisi aynı gün hem devletle hem muhaberatla görüşüyor. Ben bunu basmak için kimseden izin almam. Sana bu gazı Mete mi veriyor? Karşımda böyle küstahça konuşma cüretini kimden alıyorsun? Anayasayla güvence altına alınmış basın hürriyetinden alıyorum Mete Bey. Ülkeye nasıl bir zarar verdiğinin farkında mısın bu haberi yaparak? Savaş tantanları çalmaya mı karar verdiniz? Mete Bey, eski dönemlerde olduğu gibi provaları getirelim, siz karar verin o zaman ne basacağımızı. Deniz! Bu baskı provasız mı yapıldı? Ben bilmiyor muyum provayı basmadan kime götürdüğünü? Ayağını denk al. O gazete kağıdını üzerine örterler yarın. Mete Bey, herkes diyor ki devlet benim. Siz de bir karar verin. Devlet kim, ne istiyor? Biz de ona göre davranalım. Lan bana çömez muhabir ağzı yapma! Benim görev konumla ilgili tasarruf bana ait, bilmiyor musun? Basın hürriyeti diğer bütün alanlarda var. Kim kiminle gezmiş, kim kimi aldatmış, istediğin gibi yaz. Ama bu konu örgüt, terör, savaş, barış olunca bana geleceksin. Lan bir kere demedim mi kapıyı çalmadan girmeyin diye? Çakır, kötü bir şey var. Buket gidip polise mi yalan söylemiş? Annen. Benim anam manam yok lan. İşte onu diyorum Çakır, artık annen yok. Ölmüş. Zülfikar Ağa, bana büyük iyiliğin dokundu. Hakkını helal et. Asıl sen bize hakkını helal et Çampolat. Bizim ne hakkımız olacak? Çampolat, sen şimdi ne diye helallik istiyorsun? O da Ali Zülfikar Ağa, belli olmaz. Sizin dönüşünüzü ayarladı mı arkadaşlar? Buradaki canlarla vedalaşayım, ondan sonra yola çıkarız. Yolcu yolunda gerek. Bize müsaade. Hadi Can Polat. Eyvallah. Gel Can. Gel kardeşim benim. Eyvallah. Abi. Abi, biz niye dönüyoruz? Döneceğimize burada kalıp muhaliflerle birlikte savaşalım. Cahit doğru söylüyor abi. Gidip kuzu kuzu uzatacak mısın başını? Biz burada kalırsak hem muhalifler hem devlet yıpranır. Propaganda malzemesi olarak kullanırlar. Türk devleti olmasa muhalefetin hiçbir gücü yok derler. Biz ne yapacağız abi? Yok olacaksınız. Sizin burada öldüğünüzü söyleyeceğim. Abi, benim yok olmaya niyetim yok. Burada yarım kalmış bir işim var. Eski bir hesabı kapatmam lazım. Lan oğlum, ne taktın Orus'a? Tanıyor musun yoksa adamı? Şamil. Ölmeye değer mi? Değer abi. O zaman sana karışmıyorum koçum. Ben de seninleyim kardeşim. Öptekin. Bu benim kişisel hesabım.
Yanlış anlamazsan kimseyi karıştırmak istemiyorum. Kardeşim. Abi. Hadi sağlıcakla. Abi, bari ben de sizinle geleyim o zaman. Ne yapacağım tek başıma? Doğu Türkistan'a gidelim. Orada kamufle oluruz demiştim. Abdurrey, biz vazifemizi yaptık. Öleceksin dediler. Allah müsaade etmedi, ölmedik. Gideceğiz, ihtiyarlar ne hüküm verirse razı olacağız. Abi, bunlarınki de laf zaten. Biz Doğu Türkistan'da nasıl kamufle olacağız? Abdüley, hele şu aynada bir tipine bak. Ne var oğlum? Kara gibi yaparız. Adam bir kambur oluyor, bir gözlük takıyor, kılıktan kılığa giriyor. Babası bile tanımıyor. Vay şerefsiz! Ne oldu abi? Başkan bu olaydan seni sorumlu tutuyor. Ben Polat'ı yakaladım, size teslim ettim. Adamlarınızın beceriksizliğinin hesabını bana sormaya kalkmayın. Sen burada örgüt mü yönetiyorsun yoksa tiyatro mu oynuyorsun? Bu halin ne Allah aşkına? O tiyatro olmasa ben bugüne kadar hayatta kalamazdım. Sizin için yaptığım işlerin onda birini başaramazdım. Abi ne oluyor? Anlatsana. Beni oyuna getirdiler Abdüley. Örgütün lideri yaşıyor.